Merhaba Art TV izleyicileri. Yeni bir Artı Gerçek programıyla karşınızdayız. Biz stüdyoda Art TV programcısı Erk Acar ile birlikteyiz. Hoş geldin Erk. Hoş bulduk abi. Artı Gerçek yazarı Eser Karakaş ve İnce Ekimoğlu Koray Düzgören de bu bölümde bizlerle birlikte olacak. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet, giderek artan bir tempo ile Türkiye'de siyaseti ve ekonomiyi izliyoruz. Gerçekten çok çalkantılı bir süreçten geçiyor hem siyasal olarak hem ekonomik olarak. Bu hafta da Hazine ve Maliye Bakanı Rüştü Elvan gitti. Yerine yardımcısı Nurettin Nebati geldi. Gerçi bakanın nasıl gittiği de belli olmadı. Çünkü burada kimse artık şahsım rejiminde kendi başına istifa edemiyor. Sonuç itibariyle ancak en fazla affediliyor ya da görevden alınıyor. Fakat tabii Nurettin Nebati'nin gelmesi de küçük bir sorun yarattı. Çünkü ekonomist değil. Tam bunları tartışırken TÜİK bugün Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Hatta işte artık sosyal medyada alaya vurulacak hale geldi rakamlar. Ajda Pekkan benzetmesi bile yaptılar, dediler. Görüntü 21, yaş 74 diye. Hakikaten TÜİK'in rakamları ile piyasanın rakamları birbirini tutmuyor. Ama bu arada yeni ekonomik modelin uygulaması sürüyor. Şimdi Eser Hocam, önce sizden başlayalım. Gerçekten Erdoğan Türkiye'yi ekonomik olarak nasıl bir noktaya taşımak istiyor? Bunun başarı şansı ne? Bunun siyasal ve toplumsal yansımaları neler? Onları konuşalım. Şimdi bugün öğlen akşamüstü saat 4-5 falandı yani. Şöyle bir şeye baktım. İnternetten şey buldum. 3 Aralık 2020'de yani bugünden tam bir sene önce dolar 7 lira 80 kuruş. Euro 9 lira 40 kuruşmuş. 3 Aralık 2020'de. Bugün ise benim o şeye baktığım saatte dolar 13.85'ti. Avro da 15.65'ti. İşte bir artış şeyini hesaplayınca gayet basit bir aritmetikle aşağı yukarı bir yıl içinde doların TL karşısında %78, avronun da %66 değer kazandığını görüyoruz. Şimdi esnek kur sistemindeyiz. Yani eskiden olduğu gibi sabit kur rejimi yok Türkiye'de 2001'den beri. Ama bu yaşanan da bir tür yani esnek kur rejimlerindeki paranın değer kaybetmesine devalüasyon demiyoruz. Teknik olarak devalüasyon denmiyor. Çünkü devalüasyon denen şey bir idari karar. Oturuyor bakanlar kurulu paranın değerini düşürüyor. Buna devalüasyon diyoruz. Bu bir devalüasyon değil ama geldiği nokta aşağı yukarı aynı sonuçları veriyor. Dediğim gibi yani %78 değer kaybetmiş bir yıl içinde. Dolara karşı, %66'da avroya karşı. İşte oturdum bir şeylere baktım. Şimdi bunu yani biraz inşallah yanlış anlaşılmam. Türkiye'de ilk büyük devalüasyon 7 Eylül 1946 Recep Peker yapıyor. 7 Eylül 1946'da. Ve ondan sonra çok sıkıntılı bir dönem başlıyor. Ve nitekim de işte 14 Mayıs 1950'de de kurucu parti iktidarı kaybediyor. Ve Demokrat Parti iktidara giriyor. Türkiye'nin en büyük demokratik dönüşümü bekliyor. Ama yani muazzam bir siyasal dönüşüm. Ondan sonra ikinci büyük devalüasyon 4 Ağustos 1958'de oluyor. 1946 devalüasyonunda TL 1.32'den 2.82'ye çıkıyor. Yani 1 dolar 1.32 lirayken 2.82'ye çıkartılıyor. Ağustos 58'de 280 kuruştan 900 kuruşa çıkıyor. Çok daha büyük bir şey. Ve Ağustos 58'den de aradan 1,5 yıl geçmeden maalesef 27 Mayıs darbesi oluyor. Yani her büyük devalüasyon peşinden mutlaka çok önemli bir siyasal çalkantı getiriyor. Ondan sonra yine 10 Ağustos 1970'te Demirel'in yaptığı bir şey var. %70'lik bir devalüasyon var 1970'te. İşte o finansman kanunuyla beraber bu. Arkasından malum daha aradan 7-8 ay geçmeden 12 Mart muhtırasıyla Demirel diyebiliyor. 24 Ocak 1980'de %49'luk bir şey oluyor, devalüasyon oluyor. Arkasından 12. Maalesef 12 Eylül olayı geliyor. Bunlar hep devalüasyon. Arada evet. Hiç atlamıyorum. 94'te ona devalüasyon denmiyor ama iki gün Çiller. İçinde tam %73 Çiller döneminde iki günde TL dolar karşısında %73 değer kaybediyor.
Ve ondan sonra hepimizin çok iyi bildiği, yani benden daha iyi biliyorsunuz belki, gazetecilik içinde yaşadığınız çok çalkantılı bir döneme giriyor. 2001'de çok önemli bir devalüasyon daha yapıyor Türkiye. Ve aşağı yukarı, şimdi tam size söyleyeceğim, o zaman komik gelecek ama 1 dolar 684 bin TL. İşte bu sıfırla atılmadan önceki bir şey. 1 dolar 684 bin TL'den 1.2 milyon TL'ye çıkıyor 1 dolar. Ondan sonra arkasından da zaten 2002'de yine olağanüstü büyük bir siyasal çalkantı oluyor. Parlamentodaki hiçbir parti parlamentoya giremiyor 3 Kasım 2002 seçimlerinde. Ve AKP iktidara geliyor %34'te. Daha önceki parlamentoda yer olmayan CHP'de ana muhalefet partisi. Tek muhalefet partisi oluyor. Başka parti yok zaten mecliste. Şimdi ondan sonra, yani bu 2001 devalüasyonundan sonra şey olmuyor. Bu 2001 devalüasyonunda ilk defa sabit kur rejiminden esnek kur rejimine geçiliyor ve bir günde işte Türk parası 680 bin TL'den 1.2 milyon TL'ye çıkıyor. Bir günde. Yani sabit kur rejiminden esnek kur rejimine dönülür dönmez. Çünkü o 680 bin TL bir çıpaydı o zaman. Öyle kabul edilmişti. Evet. Türk parası şey yapılıyordu. Bir günde 1.2 milyon TL'ye çıktı. Şimdi o tarihten sonra ilk defa Türkiye'de TL bu kadar büyük ölçüde değer kaybediyor bir yıl içinde aşağı yukarı. Yani 2008'de de başladı bu şey ama sonra bir sakinleşti. Ama yaklaşık bir yıldır ve özellikle son 1-2 ay içinde, yani açıklanması çok zor bir şey. Şimdi eğer Türkiye tarihindeki bu olaylara belli bir sakin bir gözle bakarsak, bunun peşinden de çok önemli bir siyasi çalkantının gelmesini beklemek çok anormal bir şey değil. Ama inşallah ki, böyle temenni ediyorum ben kendi adıma, İnşallah bu siyasi çalkantı aynen 14 Mayıs 1950'de olduğu gibi büyük bir şeyle sonuçlanır. Yani büyük bir demokratik dönüşümle sonuçlanır. Ama böyle olmayabilir de. Bir şey yaşanacak yani. Buna eminim. Bu Türkiye'nin değişmez bir şeyi. Her büyük devalüasyon ya da Türk parasının bu ölçüde değer kaybetmesinin peşinden mutlaka olağanüstü bir şey oluyor Türkiye'de. Ya bu olağanüstü şey, inşallah hepimiz bunu temenni ediyoruz herhalde, iktidarın el değiştirmesi biçiminde olur. Seçimlerde bir beklemeyen bir çeşit bir 14 Mayıs 1950 olayını inşallah bir daha yaşarız. Ama başka alternatifler de var. İşte bir harp çıkarıp Erdoğan belki seçimleri çok çok uzun süre erteleyebilir. Bir daha seçim yapmama kararı alabilir. Başka bir siyasal rejimen Türkiye yürütebilir. Bunlar da için kötü senaryoları. Benim kafamdaki iyi senaryo, yani bu siyasal çalkantının bir 14 Mayıs 1950 türü bir oy patlamasıyla 19 yıl iktidarın sona ermesi şimdi olacak diye içimde iyi niyetli bir beklenti var. Artık sizler nasıl şey yaparsınız bilmiyorum. Ama bakın, işler o kadar korkunç gidiyor ki, ben bir merkez bankacılığı adına utanılacak bir şey yaşıyoruz 2 gündür. Türkiye önemli ölçüde para enjekte ediliyor şeye. Merkez Bankası tarafından para satılıyor. Yani dolar satıyor ama buna rağmen TL hala değer kaybediyor. Eskiden böyle olmazdı. Yani en azından Merkez Bankası piyasaya müdahale ettiği o gün ya da ertesi gün 1-2 gün TL sakinleşirdi. TL'nin değer kaybı. Yani son 3 günde 2 defa müdahale etti Merkez Bankası. 2 defa müdahale ettiler ama bugün yine bütün işte gazetelere baktığım zaman şeyi yeşil. Yani yine TL'nin değer kaybı sürüyor. Doların kıymetlenmesi sürüyor. Bu gerçekten Merkez Bankası ve Merkez Bankası'nın başındaki kişi için de çok büyük bir utanç vesilesi. Yani bir şey yapmak istiyor. Silah çekiyor ama silah ateş almıyor. Ya da hedefe vuramıyor. İşte ama yani, hocam bir de piyasalar bilmiyor mu, o silahta fazla mermi yok yani. O utanç verici dediğim şey bu. Bilmez olur mu? Mutlaka kavcı ondan daha iyi biliyor üstelik piyasalar, Merkez Bankası'nın hal yapıyor melalini. O belli bir şey. Dolayısıyla o zaman bari yapma bunu. Yani bir laf salatası içinde geçir, de ki bizim hükümet olarak ya da Merkez Bankası olarak bir kur hedefimiz yok. Dolayısıyla bunu piyasaya bıraktık de.
Ama sen hem müdahale ediyorsun, buna rağmen düşmüyorsa bu çok anlamsız bir şey. Kulağıma şey çalınıyor, ben bunun bir teminini göremiyorum. 14 TL gibi bir inadı olacak Merkez Bankası'nın diye. Ama bu 14 ne demek? Niye 14'ü bir hedef olarak seçilmiş? Ben böyle bir şey olduğunu zannetmiyorum. Artık onlar da rahatsız olmaya başladılar bu işten. Hem ya, siyaseten hem ekonomik yalnız olarak. Yalnız hocam bu hafta içinde iki defa da müdahale dolar 14 TL'ye yaklaştığı anda oldu. Ama bu yani niye 14'te 13 değildi, 12 değildi? Yani bunu bilmiyorum. Bunun bir modeli de yok yani. Bunun bir açıklaması da yok. Bir modeli de yok. Zannetmiyorum da. Ya yani ben bu aşamada üstelik dediğin gibi, senin çok güzel söylediğin gibi Celal, yani silahında fazla barut olmadığını, kurşun olmadığını piyasalar bildiği için bari dur de ki benim bir kur hedefim yok Merkez Bankası olarak da. Bunu piyasaya bıraktık da. Bizim hedefimiz faiz de. Böyle bir şey söylem yap da rezil olma. Rezil olunuyor. Yani böyle bir şey yok. Yani bir Türkiye'nin kurumları bu kadar şey yapılamaz yani. Merkez Bankası'nın son iki günde iki arka arkaya gelen müdahalesinde de TL değer kazandı. Böyle bir rezalet olabilir mi ya? Bu bile sadece istifa için bir gerekçedir Merkez Bankası Başkanı. Nasıl hala o koltuğunda oturabiliyor? Bunu anlamak çok zor. Ama dediğim gibi kurumların şeyi çökmesi sürüyor. Mutlaka konuşacaksınız yani siz. Her demokraside, Türkiye bir demokrasi mi bilmiyorum ama ana muhalefet partisi başkanı çok önemli bir kişidir. Çünkü ana muhalefet partisi başkanı demek bir dönem sonraki potansiyel başbakan demektir eski tabirle. Ve bir devlet kurumuna bir dönem sonranın potansiyel başbakanı ya da cumhurbaşkanı alınmadı. Yani demek o TÜİK'in başındaki adam ana muhalefet partisi nasıl bir şey bunu bilmiyor. Yani öyle bir kavramı yok. Peki cehalet mi? İçişleri Bakanı'nda var mı o kavram hocam? O da diyor ama yani hani o bir siyasetçi. Onun adı ağız lafına şeye giriyor. Bir bürokrattan bahsediyorum. Senin haddin mi ya ana muhalefet partisi var? Adı Kemal olsun başka bir şey olsun. Önemli değil Kılıçdaroğlu ya da başkası. Bir bürokratın böyle bir şey yapması haddine midir ya? Ana muhalefet partisi başkanını bir kamu binasına almadı ya. Böyle bir yani ne dediğim bilmiyorum. Ağzından kötü bir laf çıkmasın diye gayret sarf ediyorum yani. Böyle, yani bu cehalet mi diyeyim, terbiye sorunu mu diyeyim, yoksa biat etmiş diyeyim, en çirkin, en rezil şekli mi diyeyim. Bilemiyorum ne diyeceğimi. Ama tekrar ediyorum, dünyanın her yerinde ana muhalefet partisi başkanlarının bizim devlet protokolünde de bildiğim kadarıyla 4. sıradadır ana muhalefet partisi başkanı. Çünkü dediğim gibi bir dönem sonranın başbakanıdır ana muhalefet partisi. Ya da potansiyel başbakanıdır. Yani Ankara'da eski normal günlerde çok ne kadar sertlik olursa olsun ana muhalefet partisi de daha iyi bilirsiniz. Ben de devletin gözde adamıdır. Ona biraz el üstünde tutulur. Ona yapılan her türlü işte eleştirinin saldırının mutlaka bir sınırı olur. Artık bunlar aşılmış vaziyette. Türkiye'nin iki tane kurumu, Merkez Bankası ve TÜİK, bunlar önemli kurumlar. İkisi de batmış vaziyetteler. Yani şöyle bir tweet attım bugün, onu burada tekrarlayayım. Erdoğan'ı çok şey görüyorsunuz, yani böyle kıymetini bilmiyorsunuz ama çok önemli bir meziyeti var. Belirli kadrolara getirdiği adamların, o kadroların gerektirdiği haysiyetli davranışı gösteremeyeceklerini ve göstermeyeceklerini bilerek onları o kadrolara getiriyor. Yani Merkez Bankası Başkanı denen adam, şimdi bakın ona herhangi başkan, ona guvernör deniyor. Başka hiçbir kurumun başına guvernör denmiyor. Governor yani Amerika'daki valiyle aynı kelime. Texas governor'ı gibi bir şey yani bu California governor'ı gibi bir şey. Böyle öyle bir adamlar getiriliyor ki buralara TÜİK'in başına o kadronun gerektirdiği haysiyetli duruşu gösteremeyecek adamları seçmede olağanüstü başarılı bir adam Erdoğan. Hakikaten olağanüstü başarılı bunları buluyor. Şey, adını bile bilmiyorum TÜİK başkanının adının ne olduğunu ondan sonra. Dolayısıyla ama bunlar iyi seçilmişler. Ama dediğim gibi Türkiye şeye geliyor maalesef bir bu devalüasyon sonrası 1-2 yıl içinde en geç 1-1,5 yıl içinde çok önemli bir siyasal çalkantıyla karşı karşıya kalınacağını 1946'dan buraya kaç sene ediyor en azından 75 senelik bir geçmişte tekrarlanan olaylar hep aynı sonuçları vermişler. Muhtemelen bu 2021
devalüasyonları da benzer bir sonuç üretecek. İnşallah o çalkantı dediğim şey hayırlı bir şey olur. Kötü de olabilir ama inşallah hayırlı olur. Yani 24 Ocak'ın arkasından 12 Eylül geldi. İnşallah öyle bir şey Allah korusun olmaz. Ama dediğim gibi 46 devalüasyondan sonra da Demokrat Parti geldi iktidara. Seçimle geldi üstelik. Başarılı bir şekilde geldi. Sonra işin yüzünü gözüne bulaştırdı ama en azından bir çok önemli bir siyasal dönüşüm gerçekleşti Türkiye'de. Çok farklı bir rejime geçildi fiilen. İnşallah bu çalkantı da Türkiye'de tekrar ediyorum 14 Mayıs 1950'ye benzer bir gelişmeyle sonuçlanır. Ama Türkiye burası ne olacağı belli olmaz. Çünkü Türkiye bir hayatın, tarihin en kötü günlerini yaşıyor şu anda. Şimdi Erdoğan bu süreçten çıkış için kendine 6 aylık bir süre koyuyor. Ya böyle bunlar saçma sapan laflar ya. Saçma sapan laflar. Bakın bundan sonra her ay eğer TÜİK şey yapmazsa %5'lik enflasyon yaşayacağız her ay. Her ay. Çünkü yeni yeni şimdi bu 14'lük dolar, 16'lık euro artık herhalde Şubat-Mart aylarında yansıyacak fiyatlar genel seviyesine. Yani biz Kasım ayı başındaki doların euro'nun evet, mu yansımasını görüyoruz şu anda fiyatlara? Kasım ayının başındaki şey dolar kurunun fiyatlara yansımış halini açıkladı bugün TÜİK. Ondan sonra ama Mart'ta muhtemelen bu 14'lük yani Şubat-Mart'ta en geç 14 liralık doların o da yarın ne olacağı da belli değil. Yani yarın pazar günü nasıl açılacağı belli değil. Çünkü bir sürü sorun var. Ayın 18'inde mi yine ayın kaçında bilmiyorum. Yine PPK toplantısı. Sonra PPK toplantısı yine muhtemelen bir puan indirilecek. Nasıl bir tepki verecek ona. 19 Ocak'a gelindiğinde Avrupa Konseyi nasıl bir şey başlatacak onu da bilmiyoruz. Şu anda daha kesinleşmedi. Türkiye'nin tavrı da belli değil. Avrupa Konseyi'nden 19 Ocak sonra çıkacak karar doları, euroyu nasıl etkileyecek? Zarrab meselesi Ankara, Amerika'da nasıl gelişecek? Bütün bunları bir araya getirdiğimiz zaman Türkiye'de doların 4 Rabia'yı görmesi bence çok yakın bir gelecek. Ben öyle söylüyorum. 4 Rabia diyorum biliyorsunuz. Yani 4 çarpı 4 diyorsunuz hocam. 4 çarpı 4 evet. 4 çarpı şey arabalar gibi değil mi böyle o ne deniyor? Arazi işte, vitesli arabalar gibi. Arazi vitesli 4 çarpı 4'ü bulacak. Rabia 4 demek galiba Arapça. Böyle bir şey yaşayacağız. Euro 4 Rabia, Euro 5 Rabia'ya doğru koşmaya başlayacak. Maalesef. Evet. Şey bu. Şimdi tabii evvelden parti liderleri konuşurken sadece kronometre tutardık. Şimdi bir yandan kronometre tutuyoruz, bir yandan konuşmayı izliyoruz, diğer yandan da aman diyoruz dövizi takip edelim. Başladığında kaç liraydı, bitirdiğinde kaç lira olacak diye. Mesela salı günde TRT'nin ortak yayınına çıkmıştı Erdoğan. Biz de orada hem saat tutuyoruz bir yandan hem ekrandaki dolar kurunu takip ediyorduk. Yani Erdoğan konuşmaya başladığında dolar 13.25'ti. Euro 15.03 dolayındaydı. Tam bir saat dolduğunda 13.25'lik euro 13.61'e çıkmıştı. Şey dolar 13.61'e çıkmıştı. Erdoğan konuşmayı bitirdiğinde dolar 13.59'a oturmuştu. Yani nerede şimdi, baksanız 40-50 kuruşluk bir fiyat farkıyla. Bu yüzden devalüasyon tabirini kullanmakta bir sakınca görmüyorum. Çünkü devalüasyon tekrar ediyorum idari kararla alınır. Ama burada da artık idari karar olmasa bile Erdoğan'ın konuşmasıyla oluyor. Bunu herkes biliyor. Ama şimdi özellikle Erdoğan konuştuğu zaman dolar yükselmeye başlıyor. Yani son bir aydır özellikle bu çok belirgin. Her konuşmasından belirgin, itibaren tabii, dolar artmaya başladı. Devlet Denetleme Kurulu bu işin şeyini arayacakmış. Ne derler? Failini arayacak. Failini. Dolar ne oldu? Ya failini aramaya gerek yok. Fail belli. Değil mi? Evet bir de hayır işin ilginci Devlet Denetleme Kurulu'na talimat veriyor. Kim arttırıyor bu dövizi bulun kim diye. Belli fail belli. Yani Antonioni'nin meşhur bir filmi vardı Blow Up diye. Türkçe'ye cinayeti gördün diye tercüme edilmişti. Burada herkes cinayeti görüyor. Kimin fail olduğu belli. Bu işin arkasında kim olduğu belli. Senin söylediğin gibi Erdoğan çıkar çıkmaz millet çıkacağını duyunca dolar almaya başlıyor. İşte nasıl artacak? Evvelden liderler konuşurken kronometre tutuyorduk. Şimdi dolar metre tutuyoruz dolar yani resmen. Aynen öyle. Ama bu dolayısıyla bu da bir tür devalüasyon. Çünkü bunu artık kasten yapıyor demesen bile bir cumhurbaşkanının iradesiyle oluyor bu iş. Evet. Yani. Şimdi Koray sana sormak istiyorum. Yani yeni Maliye Bakanı'nın gelmesiyle aslında Türkiye tek adam rejimine geçtiğinden beri 3 yıldır 3 yılda 3 Maliye Bakanı, 4 TÜİK Başkanı, 4 tane de Merkez Bankası guvernörü değişti.
Yani çok hızlı bir çalkantı var orada. Bugün de TÜİK enflasyonu açıkladı ve TÜİK'e göre yıllık enflasyon %21. Tabii bunun kritik bir noktası var. Çünkü ENAK'ta enflasyon araştırma grubunda enflasyon tam 3 katı %58.65 açıkladı. Şimdi tabii ki yıl sonu enflasyon olduğu için bütün kamu ücretleri, işçilere yapılacak zamlar, emeklilere yapılacak zamlar neredeyse aşağı yukarı 34 milyon çalışanın ücretleri de gelecek yıl bu açıklanan enflasyona göre belirlenecek. Ve Kılıçdaroğlu bugün TÜİK'e gitti. Dün randevu almaya çalışmıştı, randevu alamadı. Bugün gittiğinde de TÜİK'in kapısını duvar olarak gördü. Hatta bugün çok da dolaşıyordu. Sanıyorum Cüneyt Arkın'ın 1976'da çevirdiği Hınç filmi vardı. O Hınç filminde çeşitli kötü adamlara telefon ediyordu Cüneyt Arkın ve ben Kemal geliyorum diyordu. Orada panik yaşanıyordu. Ama TÜİK'te kapı duvar gördük. Bu haliyle nereye doğru gidiyor? Nereye evrilecek bu süreç? Yani aslına bakılırsa işte ekonomik kısmını Eser anlattı ama işin bir de siyasi boyutu var. O siyasi boyutu geçtiğimiz hafta Milli Güvenlik Kurulu kararında gördük. Yani giderek bu içinde bulunduğumuz ekonomik kaos ki bunun siyasi nedenleri var. Bunu hepimiz biliyoruz. İşte hukukun yok edilmesi, işte ülkede adaletin kalmaması, uygulanan baskı, şiddet, güvenlikçi politikalar, işte doğanın katledilmesi, ne bileyim yolsuzluk, yani çok açık aleni gerçekleşen yolsuzluk, devlet hazinesinin yandaşlara peşkeş çekilmesi vesaire gibi gerekçeler de var tabii. Yani bu enflasyonun nedeni sadece ekonomik değil, biraz değil yani önemli bir bölümü bu buna dayanıyor. Ve psikolojik şey de var tabii yani bütün bunlar olduğu için ve iktidar da herhangi bir adım atmadığı için bunları çözmek için giderek artıyor, katlanarak devam ediyor. Şunu söylemek gerekiyor yani bütün senin demin sıraladığın işte görev değişiklikleri, Maliye Bakanlığı, işte Merkez Bankası Başkanı vesaire, TÜİK Başkanı, ya bunların artık hiçbir önemi yok. Yani en son mesela Maliye Bakanlığı'na getirilen Nurettin Nebati ekonomiste ihtiyacı yok ki adamın. Yani ama doktora da bir bürokrat. Yani, doktorasını da işte programdan önce konuşuyorduk. Ya doktorasını AKP ile ilgili AKP'nin işte programı aşağı yukarı programının tekrarlandığı bir doktorasından bahsediyoruz. İnci bir daha söyle. Tez hocasına baktım. Tez hocası kim? Tanımıyorum ben. Hiç tanımıyorum. Bir siyaset bilimci ama baktım ben. Hiç tanımadım. Kim olursa olsun ama ortaya çıkan tez yani tez değil. Neyse yani. Tez değil. Doktora tezi değil o. Evet değil yani ekonomi tezi yok yani. Yok tezi yok. İstatistikçi yani TÜİK'in başına getirecek bir uzmana da ihtiyacı yok. Bunlara hiç ihtiyacı yok. Şimdi en son aşamada işte bu Türkiye'nin yani bir yandan da bakıyoruz işte programın başında da sen söyledin. Niçin bu kadar hızlı artıyor dolar ve iktidar bunu çok normalmiş gibi, olağanmış gibi karşılıyor. Özellikle Erdoğan hiç adım atmadığı gibi bunu kışkırtacak, bunu hızlandıracak açıklamalar. Aşağı yukarı her gün açıklama yapıyor. Açıklama yaptıkça işte doların değeri hızla yükseliyor. Türk parasının değeri hızla düşüyor. Neden bunu yapıyor? Yani bunu bilmiyor mu? Bunu anlamayacak ne var? Yani ama bunu bilinçli yaptığını söylüyor. Bir süredir de bunu belli bir temele oturtarak bir teoriye dönüştürmeye başladılar. Ama bu teori sadece ekonomik anlamda değil. Yani bunun çok önemli bir siyasi geleceği de var. Eser söyledi, bütün bu ekonomik yıkımların olduğu süreçlerin ardından bir darbe süreçleri geliyor, geldi. Türkiye'nin yakın geçmişine baktığımız zaman bunu çok net bir şekilde görüyoruz. İşte tek partili dönemden günümüze kadar bunları yaşadık biz, bu darbeleri. Bu darbelerin öncesindeki ekonomik sarsıntıları, büyük devalüasyonları aynısı yeniden olacak dedi ve olumlu yaklaştı meseleye. Ben öyle yaklaşamıyorum. Yani
bu son paranın değer kaybetmesi, dövizin olağanüstü yükselmesi, enflasyonun da yükselmesine rağmen iktidarın bunun tersi bir politik uygulaması, özellikle Erdoğan'ın baskısıyla ve bunu bir siyasi giderek bu açıklamalar, mesela son açıklamasına baktığımız zaman Erdoğan ne diyor? Çin modeli, Çin diyor, bizim yaptığımızı yapıyor diyor. İhracata dayalı, yani paranın düşmesi, paranın değerinin düşmesi onlara göre ihracatı olağanüstü arttıracak bir nedendir. Para düştüğü için, Türkiye'deki varlıklar değersizleştiği için, kaynaklar değersiz hale geldiği için ve şirketlerin hisseleri 3 paraya düştüğü için dışarıdaki sermaye için çekici olacaktır ve onlar mutlaka geleceklerdir. İşte haraç mezat, vatan geminin malları vaziyetinde Türkiye'ye yatırım yapacaklardır. İhracat patlama yapacaktır. İşte ihracat görece olarak ihracatta bir artış var ya, o da bir aldatmaca tabii, biliyoruz çok net bir şekilde. İhracat artacaktır. Bu sayede istihdam artacaktır. Dolayısıyla Türkiye çok iyi bir noktaya gidecektir. Ne diyor? Yine umut satıyor. 4-5 ay sonra diyor. Evet. Tam bir bu gidiş cümlesini okuyayım mı Koray? Evet. Şöyle diyor. Türkiye'yi üretimle büyütmek, faiz kıskacından çıkarmak ve bunun tamamen bitirilmesi için ekonomide yeni dönemi başlattık. Evet. Kararları da bu yönde alıyoruz. Bu kararlar yeni ekonomi politikasının uygulanması noktasında önemli. 6 aylık bir süreç öngörüyoruz. Zor olanı seçtik ama 4-5 ayda toparlayacağız. 6 ay sonra ise meyvelerini yiyeceğiz. Vatandaş bunu hissedecek. Üretimle yabancı yatırımcıların dikkatini çekeceğiz. Çin böyle büyümüş. Biz onlardan daha avantajlıyız. Biz pazara daha yakınız. Evet. Ama ya büyük bir umutsuzluk içinde olan, karamsarlık içinde olan ve ekonomik çöküntüyle cebelleşen, açlık sınırının çok altındaki, yani mesela şeye baktım, bu belki konuşuruz. DİSK'in istihdam şeyi raporuna baktım. Yani geçtiğimiz programlarda da hep konuşuyoruz. Yani %58'i çalışanların %58'i asgari ücret ve asgari ücret civarında para alıyor. Yani inanılmaz bir şey var. Çin'in asgari ücret Çin'de gerçekten de işte önce söyledi, yani iş başladığı zaman Çin'de bu yeni politika asgari ücret ayda 30 dolar filandı. Şimdi 340 dolara çıkmış. Yani Türkiye'de ise şu anda 337 dolar civarında. Yani Çin'in de altında bir asgari ücret söz konusu. Kaldı ki işte Çin'le ilgili bir şeyler okudum programa girmeden önce. Parasının satın alma gücü çok fazla olduğu için bu 340 dolarla çok daha rahat bir şekilde geçinme imkanları var. Türkiye'deki işçilerden daha, yani tabii Çin çok büyük bir ülke. Yani herkes aynı seviyede değil. 1,5 milyarlık bir ülkeden söz ediyoruz ama hani Çin'den daha iyi bir durumdayız demek bir aldatmaca. Yani Çin'den daha iyi bir durumda falan değiliz. Hatta daha da kötü durumdayız. Ve 4-5 ay içinde bir şeyin, yani ancak bir sihirli bir değnekle her şeye dokunacak da işte hani masallardaki gibi bir sihir gerçekleşecek. 4-5 ay sonra, 6 ay sonra rahat ereceğiz. İşte onların kafasına göre işte seçimi 82 sonunda, 2022 sonunda yahut da 2023'ün başında yapmayı düşünüyorlarsa, seçime kadar da onların kafasına göre ekonomi bu uygulamalarla biraz düzelirse seçime gideceğiz ve kazanacağız diye düşünüyorlar. Halka umut vaat ediyorlar, umut satıyorlar. Ama bunu bir siyasi için, Çin örneği verilince, geçmişte de biz bunu yaşadık. Bazı generaller Çin ve Rusya örneği verdiler. Yani Türkiye Çin'e ve Rusya'ya dönmelidir dediler. Yine aynı şeye dönüş var. Dolayısıyla bu sadece Erdoğan'ın yaklaşımı değil. Yani Türkiye'de ulusalca geçinen bir takım insanların, emekli bazı generallerin belli odakların, hatta işveren çevresinde de bu beklenti içinde olanlar var. Yani eli sopalı ekonomi öneriyorlar. Milli Güvenlik Kurulu'nun o ifadesi de, yani ekonomiyle ilgili ifadesi de, ki ilk defa Milli Güvenlik Kurulu'nun kararlarına, açıklamalarına, bildirilerine girdi ekonomi. Yani biz güvenlik
meselesi olarak sayacağız bu ekonomi olayını ve silahlı kuvvetleri de bu amaç için seferber edeceğiz demek istiyor. Yani çünkü Çin'deki ekonomi sopalı ekonomi. Evet. Yani baskı ve zora dayalı bir ekonomi. Biz de bunu uygularız diyor. Ne diyor? Gençlerimiz var diyor. Yani ya biz ne diyor? Şunu söylüyor Erdoğan açıkçası. Bizde ucuz iş gücü var diyor. Yani biz her şeyi daha ucuza mal edeceğiz diyor. Her şeyin fiyatı artarken, ara malların fiyatı artarken nasıl mal edeceksin? Bir tek unsur var, o da emek. Emeğin yani asgari ücreti arttıracağız diyor ama bu çok göstermedik bir şey olacağı için ucuz emeği pazarlamaya çalışıyor. Yani Türkiye'nin kaynaklarını da pazarlıyor işte. Batan şirketleri pazarlıyor. Her şeyi pazarlıyor. Ama esas itibariyle emek diyor. Bu ucuz emeği bu kadar böyle devamlı bir şekilde sürdürebilmen için ancak baskı ve şiddet emeğe karşı yani genel olarak herkese karşı. Yani şunu diyorsun Koray, ya bu ekonomik modelin demokratik bir siyasi modeli olamaz. Bu ekonomik modelin siyasi modeli zorbalıktır, baskıdır. Evet, yani bunu vaat ediyor. Aslında 4-5 ay sonra rahata ereceğiz falan diyor ama bu şartlarla diyor. Dolayısıyla Eser'in söylediği tabii iyimser, keşke öyle olsa, keşke iyimser bir şey dönüşüm gerçekleşse. Ama ben önümüzdeki süreç için çok daha farklı bir dönüşümün belirtileri olarak görüyorum Erdoğan'ın son açıklamalarını. Nitekim bazı yandaşlarının da yazdıklarına falan bakarsak gerçekten de bunun şeyleri var, belirtileri var. Kendilerine göre ve devlet içinde de bir takım odaklar da bunu böyle olsun istiyorlar tabii. Yani gayet iyi gidecek böylece. İstedikleri gibi bir rejim olacak. Erdoğan da bu rejimi ne kadar, nereye kadar götürebilirse, yani başarılı olursa, seçimi kazanırsa Erdoğan'la devam edecekler. Seçimi kazanamazsa bakacaklar ne olacağını, başka çaresi var mı ona bakacaklar. Ama gidiş bu. Yani Çin gibi olacağız işte, Çin gibi kalkınacağız filan lafların arkasında o var. Eli sopalı bir ekonomi var ve bu açıklamaya TÜSİAD'dan ve işverenlerden hiçbir açıklama gelmedi. Hiçbir karşı çıkış gelmedi. Lan ne demekmiş bu yani? Yani şimdi zaten sendikal hakları, kısıtlı olan sendikal hakları son derece güç koşullarda kullanmaya çalışıyorlar. İşçiler direniyorlar, hakları gasp ediliyor. Sırf sendikaya girdikleri için zaten sendikalı sayısı toplam çalışanın neredeyse dörtte biri kadar. Yani, daha da az hatta. Bundan 20 sene öncesinin rakamlarının dörtte biri. Yani düşünebiliyor musun? Evet. Dolayısıyla sendikalı oldukları için fiilen işlerinden atılan, işlerinden olan insanlar artık hiçbir şekilde sendikaya da giremeyecekler. Toplu sözleşme, grev hakları filan bunlar da mazide kalacak. Dolayısıyla böyle bir ortamda ucuz emeğin iyice ucuzlatıldığı, baskı altında ucuzlatıldığı bir süreçte ekonomik kalkınma modeli getirecekler göya. Yani Türkiye'ye vaat ettikleri bu. Evet, şimdi tabii özellikle burada bir şey söyleyebilir miyim Celal? Buyurun hocam. Bir cümle ilave edebilir miyim? Şimdi buraya gelecek o yabancı yatırımcı mesela ucuz emek cazibesiyle Türkiye'ye gelecek. Bu doğru değil. Neden doğru değil? Yani kimse bunu yapmayacak. Onu söyleyeyim. Çünkü onu cazip kılacak şey sadece ücretin düşüklüğü değil. Aynı zamanda oradaki emeğin vasfı da Türkiye'deki bu eğitim faciası nedeniyle o emeğin vasfı o kadar düştü ki o asgari ücret, o çok düşük ücret dahi bir sürü işverene pahalı gelecek. Çünkü tek başına ücret bir gösterge değil. Aynı zamanda o ücreti alan ve o ücrette çalışan işçinin bir de vasfı var. Yani verimliliği var. O kadar düşük bir verimlilikle çalışıyor ki eğitimden kaynaklanan bir şey. Çin'le mukayese edilemeyecek kadar ortalama verimlilik düşük Türkiye'de. Yani çalışanların. Dolayısıyla yani bizim asgari ücretimiz efendim Çin'in altına biraz düştü. Dolayısıyla dolar bazında biz avantajlıyız. Yok böyle bir şey. Aynı zamanda verimlilik mukayesesi de yapmak zorundasın. Verimlilikte evet. Dökülüyoruz. Nasıl bir sürü insana o ücret bile çok pahalı gelecek yabancı yatırımcıya. Çünkü verim alamıyor içinden. Para verecek bir şey çıkmıyor karşılığında. Evet. Peki İnci, şimdi görünen o ki yani düşük ücretle köle
ücretiyle geniş halk kitleleri açlığa, yoksulluğa mahkum edilecek. Bunun da bir siyasi modeli elbette olacak. Şu anda kitlelerin gerçekten almakta zorluk çektikleri, artık insanların yarım simit aldığı, eti sıyrılmış kemik kaynattığı bir yerden geçiyoruz. Bunu böyle taşımak, götürmek mümkün müdür? Ya ben mümkün olduğunu doğrusu düşünmüyorum. Zaten modelle ilgili çok... Bu bahsedilen model son bir yıldır bile değil, birkaç aydır birden telaffuz edilmeye başlandı. Ondan önce bize başka bir ekonomi modeli anlatıyorlardı hatırlarsak. Evet. Birdenbire onlar tarihe gömüldü ve Çin modeline geçildi. Geçilmeye çalışılıyor daha doğrusu. Ama yani ekonomik olarak ben ekonomiyi de çok haşır neşir biri değilim ama şunu söyleyebilirim. Çin bu başarıyı az önce Eser Hoca'nın dediği gibi asıl olarak bilimsel bilime yatırım yaparak kazandı. Sadece bu model ucuz işçi çalıştırmakla değil, zaten çok ucuzdu o yıllar. Sanıyorum 70'li yıllar falandı. Yani inanılmaz zaten kaybedecek bir şeyi yoktu daha doğrusu o çalışanların da zaten işçi kesiminin de. Bir, ikinci sermaye kontrolü vardı. Bizim gibi 5-10 şirkete çalışmıyordu bütün iktidar mekanizmaları. Ve üçüncü olarak çok ciddi bir şekilde önlerine koydukları hedef bilimsel hamleydi ve ona uygun yatırım yaptılar eğitime. İnanılmaz bir araştırma geliştirmeye yatırım yaptılar. Bugün geldikleri teknolojik seviyeyi buna borçlular. Bizim gibi daha okul öncesi, bugün daha eğitim şurasından karar çıktı. Okul öncesi dini eğitim verecekler çocuklara. Bu hedefledikleri ekonomik modelin tutmayacağı çok açık. Bir hikaye yazmaları gerekiyordu. Bunu yazıyorlar ama siyasi olarak çok ağır bir MGK bildirisiyle bunu zaten ilan ettiler. Bugün Kılıçdaroğlu'nun yaptığı çok bence iyi hamleler yapıyor. Oraya giderek de çok bence doğru yaptı Türkiye ve işte az önce konuşulduğu gibi inanılmaz, yani sıradan bir vatandaşın gidip bilgi alma hakkı varken demir kapılar sürgülenerek bir muhalefete seçilmiş bir milletvekili bile olsa, bırakın genel başkan yardımcısı genel başkan olmasını, demir kapılarla güvenlikle içeri alıyor bütün yasaları çiğneyerek. Çünkü niye? Talimat saraydan geliyor. Bunun üstüne bir de İçişleri Bakanı kalkıyor inanılmaz o bildiği PKK'de Aşkatli'de işte bilmem ne, son zamanda buna bir de casusluk suçlaması eklendi. Bunları karşılayamıyorlarsa casusluğu ekliyorlar falan. Aslında muhalefeti pek çok yandan kuşatmaya çalıştıkları açık. Ben de Koray'la aynı fikirdeyim. Çok olumlu hissiyatım yok doğrusu. Ama gerçekten çok ağır bir yoksulluk var. Şöyle söyleyeyim. Gece kondu üstünde doğru dürüst şey yok. Çatı yok. Akar yerleri kalın bir naylonla kapamışlar. İçerisi tamamen rutubet, korkunç yani. Hiçbir hep ortam hijyenik değil, sağlıklı değil öyle bir evde yaşamak. Ona verdikleri kira ne biliyor musunuz? 1.000 lira. Evet. 1.000 lira. Artık bu harabe şeklinde gecekondulara bile 1.000 lira kira istenen bir ülkede siz bu modeli tabii ancak MGK'yla, Süleyman Soylu gibi İçişleri Bakanı'yla, ki o İçişleri Bakanı önce kendi üstündeki şaibelere cevap vermek zorunda.
Ya zaten mesele buradan başlıyor. Böyle biri nasıl hala İçişleri Bakanı olarak çıkıp bir de üstelik ana muhalefet parti liderini tehdit edebilir. Halkı tehdit edebilir. Ya bundan bu rejime anlatacak bundan daha iyi bir örnek olabilir mi? Ya dolarlarla rüşvet alan bir mafya babasından milletvekillerinin, parti yöneticilerinin olduğu bir ülkede ne bekleyebiliriz ki zaten yani? Geri kalan hikaye, Merkez Bankası Başkanı kim olmuş, Maliye Bakanı kim olmuş? Bunların hiçbir önemi yok. Kaldı ki bu yoksulluk ya gerçekten inanılmaz bir şey. Yani insanlar biraz sosyal medyayı takip eden, biraz etrafına dikkatlice bakan herkes görür ki bu yoksulluğu bak, kaybedecek şey kalmadıkça insanların hani o meşhur sözde gibi onu MGK bildirileriyle bilmem nelerle nereye kadar bastırabilirsiniz? Yani ben de doğrusu muhalefete çok büyük iş düştüm. Yani hem toplumsal muhalefete hem siyasal muhalefete büyük iş düştüğünü düşünüyorum. İnsanları bu tehditlere karşı güçlü kılacak bu hem ekonomik tehditlere yoksulluğa hem de siyasi tehditlere karşı kendilerinin yalnız olmadığını hissettirmeleri için tek tek meydanlarda miting yapmak yerine gerçekten yekpare bir güç olarak çıkmaları ve yol haritalarını anlatmaları gerekiyor. Hem de hiç vakit kaybetmeden. Evet, çünkü muhalefet tartışacağız zaten ne yapmalı diye. Evet. Bir şey daha söylemek istiyorum. Şimdi bu görevden alınan Maliye Bakanı Lütfi Elvan birdenbire bir sempati oluştu sanki böyle bakıyorum sosyal medyaya falan. Fakat bu vatandaş Eser Hoca'nın dediği gibi gerçekten Erdoğan çok iyi biliyor kimin nereye getireceğini. Bu vatandaş geçen yıl TÜİK 2020 enflasyonunu 114.60 olarak açıklamıştı. ENAG'da yani bağımsız enflasyon araştırma grubu %36.72 olarak açıklamıştı. Tam yarısını söylemiş tam. Evet. Şimdi bunun üzerine Lütfi Elvan tarihte ilk kez bu ENAG hakkında suç duyurusunda bulundu. Ve yargılanıyor şimdi ENAG oluşturanlar. Evet, ve yargılanıyorlar ve çok değerli ekonomistlerin olduğu bir grup. Şimdi yani bunların aslında şöyle bir şey, yani bu iktidarın bir şekilde bulaşmış, içinde görev yapmış bir tek temiz insan kaldığını düşünmüyorum. Açık söyleyeyim bunu. Eğer bir tane temiz kalmış insan varsa hala bu ülke uçuruma doğru sürüklenirken orada kalmaz istifa eder. Onun için Arınç'ın hani aklıma geldi şimdi bir zamanlar bazı liberal gazetecilerin AKP'nin vicdan dediği Arınç arada bir çıkış yapıp böyle bir takım vicdan dürüstlük falan gösterileri yapıyor ya. Biliyorsunuz son saray görüşmesinden gayet mutlu mesut çıkmıştı. Dolayısıyla hani gerçekten en azından maddi olmasa bile kişilikleri inanılmaz derecede kirlenmiş durumda herkes. Başka türlü çünkü bu iktidarın içinde var olamıyorlar. Gördük işte Sağlık Bakanı'yla Erdoğan arasındaki konuşmanın korkunçluğunu. Yani küçük bir çocuk gibi koskoca Sağlık Bakanı yok efendim ben sizden izin almadan yapar mıyım falan diyor. Panik oluyor. İnanılmaz bir rezalet. Gerçekten inanılmaz bir rezalet. Biz bu çapsız, bu inanılmaz kriminal güruhun tehditleriyle baş başayız. Döneceğiz dediğin gibi muhalefetin ne yapması gerektiğine. Vallahi muhalefet de ne yapması gerektiğini hala bilmiyorsa biz ne yapalım yani? Onu tartışacağız. Gerçekten. Evet. Ne diyorsun bugün
İşte dün TÜİK'ten randevu istedi Kılıçdaroğlu. TÜİK randevu vermedi. Bugün de kapısına dayandı ama kapıyı duvar gördü. Kapının sürgüleri çekilmiş ve yanındaki milletvekilleriyle beraber TÜİK'e giremedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bunu mekan basma olarak niteledi. Biraz tabii yani mafya jargonuyla konuştu evet. İçişleri Bakanı. Hatta bu şimdi Özgür Özel hep Suç İşleri Bakanı diyor. Galiba yani kendi kriminal olduğu için herkes de kriminal mi görüyor nedir bu? Aslında mekan basma tabii çok sıkıntılı bir tabir. Elbette öyle görüyor. Ama Süleyman Soylu'ya baktığımızda mekanında ağırladığını görüyoruz aslında biz. Hani Süleyman Soylu'nun bir mekanı var. Kriminalleri mekanda ağırladığını görüyoruz. Dolayısıyla herkesi kendini gibi zannettiği için Kılıçdaroğlu'na da böyle bir çok önemli kurum üzerinden sözüm ona ayar veriyor. Oysa ki yani herkes konuştu, bir ana muhalefet liderinin bir kuruma uğramak istemesinden daha doğal bir şey olamaz. Vatandaşın üstelik hakkıyken böyle bir şey. Süleyman Soylu'nun şöyle bir durumu var, herkesin gördüğü gibi tekrar palazlandı. Bu palazlanmanın da neden olduğunu da biliyoruz aşağı yukarı biz. Hani çok fazla iddia var hakkında ama bu iddiaları aktaran kişi Sedat Peker bir süredir işte tecrit altında. Dolayısıyla bu alanı tekrar kullanmak istiyor Süleyman Soylu ve iki şekilde kullanmak istiyor. Dikkat ederseniz bir tarafıyla da yine o takiyelerine de başvuruyor. Erdoğan'a bir tarafıyla hani şey yapıyor, mitiyeler diziyor ama bir tarafıyla da diyor ki ben güçlüyüm aslında, güç bende diyor. Çok uzun zamandır kullanmadığı yine o PKK, DHKPC, ondan sonra teröristler ifadelerini kullanması elbette dikkat çekici. Şunu hatırlatmak gerekiyor ve şu yani şundan gerçekten imtinayla kaçınmak gerekiyor. Süleyman Soylu artık sayın filan değil. Hani Özgür Özel'in söylediği gibi bir Suç İşleri Bakanı, Z kuşağın tabiriyle ve dizilerle bir narkos. Çünkü çok fazla kriminal öyküsü var Süleyman Soylu'nun. Hatırlatalım işte kripto paracıları mekanında ağırlamaktan, TODEX'çileri yeğeniyle buluşturmaktan, önce 40 kiloyla yakalanan, sonra 30 kiloyla yakalanan, önce Yargıtay'dan serbest bırakılan, hiç olmadık bir biçimde, ardından karakolda 30 kiloyla yakalandıktan sonra serbest bırakılan Recep Köroğlu denilen bir şahısla, kokain satıcısı şahısla fotoğrafından, işte bugün duruşması vardı. 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı ama kaçma şüphesi olmadığı için serbest bırakılan Musa Orhan'a koruma zırhından. Onun ötesinde işte Ankara'yı esir alan bir takım gruplar üzerinden fuhuş skandallarının tam merkezinde olan kişilerin, kadın tecavüzcülerinin, Ümitcan Uygun gibi babasıyla çektirdiği fotoğraflardan, yine bir virgül koyuyorum buraya, darbe gecesi Ankara'da silah dağıtılmasından, ki bunu çok yakın akrabası net olarak bildiğimiz üzere Sadık Soylu'nun aracılığıyla yaptırmasından, bunları da bir kenara bırakın, yeğenine bugün tüylerinin diken diken olduğu Sedat Peker'den haset yapılması için ricacı olmasından bir kriminal vakayla biz Süleyman Soylu denilen, hani ben bakan olarak belki de burada olmamın rahatlığıyla, belki değil şüphesiz, tanımlayamayacağım çok kriminal, çok suçlu bir kişiyi konuşuyoruz. Muhalefetin bence buralardan bakması gerekiyor. Süleyman Soylu kriterinden AKP iktidarının sınırlarının ne olabileceğini görüyoruz biz aslında. Ya bir
İçişleri Bakanı, dünyada örneği var mıdır bilmiyorum. İsmi uyuşturucuyla hani hesabını veremediği 5 ton kokainle anılmamalı bence. Yani Türkiye evet son yıllarda çok ucuzlaştırılmış bir ülke ama Türkiye gerçekten de bir demokrasi geleneğiyle aşağı yukarı bir yaşam kültürüyle bu kadar da ucuz bir ülke değil. Yani Süleyman Soylu'yu hak edecek bir ülke değil eni konu. O nedenle bana göre kurguların buralardan, hesabın kitabın buralardan yapılması gerekiyor. Eğer AKP iktidarı bu kadarında olmaz denilen ifadeler kullanılıyorsa hala bunların kullanılmamasını şiddetle tavsiye ederim. Çünkü bizim önümüzde bir Süleyman Soylu örneği var. Israrla görevden alınmayan Süleyman Soylu örneği var. Bence alınmaması da çok uygundur muhalefet açısından. Çünkü Süleyman Soylu üzerinden rezillikler akmaya devam etsin ki AKP iktidarı biraz daha ne kadar kirli olduğu anlaşılsın. Birbirlerini esir almış adamları görüyoruz biz Süleyman Soylu üzerinden. Bir biçimde birbirlerini tehdit eden kişileri, iktidarı görüyoruz Süleyman Soylu üzerinden. Ve ne yazık ki Süleyman Soylu üzerinden biz bu rejimin ana karakterini ve ne kadar kriminal bir rejim olduğunu görüyoruz. Ya yani bu rejim 20 yıllık AKP iktidarı kriminal bir rejimdir. Çünkü eğer bir rejim işte IŞİD'le petrol sevkiyatıyla başlayıp silah satışıyla devam edip sonra da bir mahalle delikanlısı gibi sokaklara düşüp kokain satışıyla anlıyorsa hiç şüphe yoktur. Yani dünyanın her yerinde bu iş böyle kriminal devlet olarak tanımlanır. Biz kriminal devletin sınırlarının ne olduğunu iktidara, muhalefete hatırlatmakla yükümlüyüz. Ben de o seçim meselesi, muhalefetin tarzını biraz da seçim meselesinden kurarak ikinci bölümde anlatmak isterim. Peki Eser Hocam, geçen hafta bir palto benzetmesi yapmıştınız. Dediniz ki yani kış gelince normal insanlar palto giyer ama bizdeki anlayış palto giyince kış geldiğini sanıyor dedi. Hatta bu haftaki grup konuşmasında da yani şunu söylemiştiniz siz, yani var olan mantığın çarpıklığını anlatmak için palto sebep kış sonuçtur noktasına gelmiştiniz. Meral Akşener de bu hafta grup konuşmasında şemsiye sebep yağmur sonuçtur dedi. Hatta bir doktor da sosyal medyada ateş sebep enfeksiyon sonuçtur. Ateş düşerse enfeksiyon biter. Resmen çalmışlar hocam sizden. Bütün haftayı çalmışlar yani. İlk bölümün sonuna geldik ama ikinci bölümde buradan başlayalım. Tamam, evet, saat başında görüşmek üzere. Teşekkürler.